Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni dalgalar 3 videosuyla yay dalgalarıyla devam ediyoruz. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi yay dalgaları, su dalgaları falan bunlar çok eski konular. Acayip şekilde eskiye dayanır. Onun içinde kitaplarda bir sürü gerekli gereksiz detay görebilirsiniz. Adam atıyorum 5 sene önce bir kitap yayınlamıştır. Sonra bir daha yayınlamıştır yayın evi. Ama ne yapar ya bunu da koy işte arkasının soruları şey olsun bol gözüksün şöyle kalın gözüksün diye. Yani gerekli gereksiz detayı oraya katabilir. Ona lütfen dikkat edin haberiniz olsun sıkıntı olur. Tamam mı? Atmanın oluşumu diyoruz. Hani biz şu anda var olan müfredata göre olması gerektiği kadarıyla yani anlatım yapıyoruz. Lütfen dikkat edin. Siz bundan sorumlusunuz. Şimdi bir yayı böyle gösterdik tamam mı? Ama her defasında böyle çizemeyiz. Sonra biz o yayı çizgi gibi gösteriyoruz böyle tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz? Atmayı oluşturacağız. Bak ne yaptık? T süre kadar yukarıya çıkardık. Sonra T süre kadar aynı denge hizasına gelinceye kadar indirdik. Ondan sonra da durduk. E ne oldu? Sen ortama bir enerji aktardın ve bu enerji devam etmeye başladı. Yolda gitmeye başladı. Sen buna atma diyorsun. Şimdi işte buna Bak şu y dediğimiz şeye daha önce genlik dediğimizi biliyoruz. Bu genlik. Buna da ne demiştik? Şu arkadaşa da genişlik. Şimdi bununla ilgili olarak şu var. Tabii ki de atmanın bu ortamda bir hızı var v diye. Şimdi bu atmanın ortamdaki ilerleme hızı. Peki bu ne? Atmanın arkadaşlar atmanın oluşum yazıyorum bakın süresi. İyi izleyeyim. Nasıl yazıyorum? Şüresi. <laughs> süresi. Allah Allah. Tamam mı? Süresi. Yani mesela burada t kadar yukarıya kaldırdık. Sonra da T'ye kadar indirdik ve olay bitti ya. Sen burada bu zaman buna 2T diyeceksin. Ha eşit mi olmak zorunda? Hayır. T süre kaldırdım. T süre de yani değil 2T süre de indiririm. Öyle bir şey yaptığım zaman da şöyle olur. Böyle bir çıkar. Böyle oluyorsa uzun sürede indirdiğim için şöyle bir şey olur. Yani şöyle arka tarafa doğru uzayan bir şey olur. Şöyle bir atma oluşturmuş olursunuz. İlginç. Yani böyle bir şey var. Atmanın oluşumu bu şekilde oluyor. Devam etseydim o harekete zaten periyodik dalga olacaktı. Peki atmanın hızını belirleyen faktörler neler? Şimdi atmayı oluşturduk. Ama atmayı oluşturabilmemiz için ilk önce yayın gergin olması gerekiyor. Lütfen buna dikkat edin. Bu hız bakın bizim için tabi bu bir ispattan sonra geliyor. Umurumuzda değil. Şu anda bunu neden anlattım? Anadolu Lisesi'nde okuyan ya da İmam Hatip Meslek Lisesi'nde okuyan arkadaşlarım formülün görüntüsünden sorumlu ama hesaplamalar yok. Fen Lisesi'nde var ama öğretmenlerimiz bu ayrımı yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyoruz. Tamamen vicdanlarına kalmış bir şey. Basitinden bir şey sorduk. Yapı verin işte diyebilir. Puan alasınız diye yaptım diyebilir. Haberiniz olsun. Şimdi buradaki F nedir? Yayı gelen kuvvettir. Bu ne? Mü. Buna böyle yazıyoruz. Mü. Tamam mı? Şöyle birkaç tane yapayım. Evet bunları yapmak önemli bence. İlk kez gören arkadaşların nasıl yapacağını. Bir bacağı uzun M harfi gibi. Yayın birim uzunluğunun kütlesi deniyor buna. Biz bunu şöyle de yapıyoruz. Birim uzunluğunun kütlesi. Yani belirli bir uzunluk var. Buradaki kütle. Bu kütle bu da uzunluk. Şimdi buradan ağır yay hafif yay olayı çıkıyor arkadaşlar. Ona lütfen dikkat edin. Yani bu birim uzunluğun kütlesi fazlaysa yani bizim ağır yay dediğimiz yaysan paydada olduğu için hız düşer. O zaman V hafif bunu yazabilirim. V hafif büyüktür V ağır. Bunu çok net söyleyebilirim. Bunu benden isteyecekler nasıl olsa. Ama yani sonuçta atmanın oluşum süresi tamamen yani yayın ucunu tutan kişinin nasıl hareket ettirdiğine bağlı olarak değişiyor. Haberiniz olsun. Tamam devam edelim bakalım. Evet, yay dalgalarında yansıma. Tamam sabit uçtan yansıma var bunlar geliyor evet bakalım ne oluyor sabit uç kıpırdamıyor buraya bağladık sen oluşturdun böyle gönderdin geliyor bu sonra tabii her molekülü yukarıya böyle yukarı 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 diye böyle geliyorsun ya buraya geliyor böyle, böyle yukarı olmuyor etkiye karşılık tepki ters yönde geliyor Sen bu tombiyi alt tarafta ters tarafta oluşturuyorsun biz buna işte gelen atma takla atarak geri döndü diyoruz. Haberiniz olsun hiçbir özelliği bozulmuyor. Zaten enerji kaybı olmadığı için ne genliğinizde bir değişiklik var ne genişliğinizde ne hızınızda hiçbir şekilde. Atmanın hızı ortam değişmediği sürece değişmez. Genlik değişmez. Genişlik değişmez. Bunları çok net söyleyebiliyoruz. Şimdi bunlar böyle. Devam edelim bakalım. Evet serbest uçtan yansıma var. Ona bir bakalım. Serbest uç dediğimiz böyle sürtünmesiz bir halka var. Yine sürtünmesiz bir çubuğun üzerine takılı. Burada rahatlıkla hareket ettirebiliyoruz. Hani biz bu yayı geriyoruz ama şurada temas var. Bakın yani şöyle diyeyim. Böyle kocaman bir halka olarak çizeyim ben şunu. Yayın ucundaki halkayı. Şuradan yay bağlı diyelim ki şöyle. Sen hani şuradan artık olay gerilmiş. Yani sen sonuçta yayı gerdiğin için şuradan oturmuş durumda bu. Yani çubuğumuz bu şekilde. Tabii bu kısmını göremiyorsun. Yani ben çubuğu karalayayım şöyle. Çubuk kısmını. Yani çubuğun üzerine böyle geçirilmiş bir şey. Sen tabi bunu yukarı aşağı yani oynatıyorsun. İşte şurada sürtünme yok arkadaşlar. Ağırlığı da yok. Süper kaliteli bir halka bu tamam mı? Dert etmeyin. Yani burada ne oluyor peki? Sen burada böyle böyle... Böyle yukarı yukarı deyince burada yukarıya doğru geliyor. Bu da hareket ediyor zaten yukarıya doğru. Bu atmayı oluştururken de sen böyle yukarıya doğru hareket ettirmiştin bunu. Burada da böyle yukarıya doğru hareket olunca sanki tam zamanı geldiğinde burada biri varmış da atmayı bir daha buradan oluşturuyormuş gibi bir durum oluşuyor. E, o zaman da atma aynen geri dönüyor. Yani takla falan atmadan aynen gerisin geriye buradan geri dönüyor. Tabii ki de şartlar aynı. Atmanın hızı değişmiyor, genlik değişmiyor, genişlik değişmiyor. Haberiniz olsun. Şimdi devam ediyorum. Heh. Şimdi gelelim farklı ortamla karşılaşan atmanın yansıması ve iletilmesi. Tabii ki de ilk önce hafif yaydan ağır yaya gelen atma. Hafif yayda hızlıydık, ağır yayda yavaştık. Unutmayın. Şimdi burada bu arkadaş geldi böyle tamam mı? Burası genlik. Y1 dediğimiz şey hani ilk gelen anlamında hızı V1 bu da X1 genişlik. Buraya geldiğinde burayı tabii ki de böyle bir yukarı yukarı dediğinde bir titretir ama sana göre ağır bir yay ya ne kadar titretirsin artık onu Allah bilir ne kadar ağır olduğuna bağlı. Ama sonuçta senin için bu kıpırdanmadaki zorlanma yani arkadaşın böyle direnç göstermesi yani bizim için sabit uç etkisi yapar. Burada bir kısım enerji aynı ortamda kalır takla atar geri döner tamam mı? Ama bir kısım enerji de mutlaka iletilir. İşte bu aslında ışığın hani dalga doğasının bir parça daha iyi anlaşıl anlaşılması konusunda bize yardım ediyor. Işık hem kırılır hem yansır bir yüzeye geldiği zaman ama biz işimize geldiğimiz gibi inceliyoruz o da ayrı mesele. Şimdi ağır yaya bir parça enerji aktardınız. Oraya tabii ki tam bu noktadan dikkat edin. Bu bu tarafa doğru çıkış yapıyor. Siz de aynı şekilde geriye dönüş yapıyorsunuz. Buradaki V2 ile V1'i karşılaştırdığınız zaman tabii ki de V1, V2'ye göre daha büyük. E, o zaman ne oldu bak? Yani şöyle baktığında benim buradaki ilerleme miktarımı düşünürsen şöyle buna L2 diyelim. Buna baktığınızda da bunun da şöyle bir L1 olduğunu düşünelim. E, o zaman ne olacak? L1 tabii ki de hızlı olan tarafta daha büyük olacak. Bu bir. Şimdi atmanın iletilmesiyle atmanın yansıması... Yani süre olarak kesinlikle aynıdır. Şunu lütfen unutmayın. Genişlikle alakalı olarak V çarpı delta T demiştik ya. X genişlikti. V zaten ortamdaki hızınız. Şu da atmanın oluşum süresi demiştik. E burada atmanın iletilme, iletilme süresi, atmanın yansıma süresi bunlar aynı işte. Yani hiçbir şekilde değişiklik yok. O zaman bu aynıysa hıza bağlı olarak bu genişliği belirleyebiliriz. Hızlı olduğun yerde bak mesela burada X1 demiştik ya. E buraya baktığında hala hızın aynı, ortam aynı. Sürenin de değişmediğini söylüyorsun. Burası hala X1 olmaya devam edecek. Ama burası artık X2. E o zaman ne oldu? Hızlı olan yerde daha büyük oldu. O zaman X1 büyüktür, X2 diyebiliriz. Bunları söyleyebiliriz. Gelelim genliğe. Yani e, bu biraz sıkıntılı tabii. İlk önce dükkan sahibine bir saygı duyacaksınız yani burada. Aga bütün enerjinin sahibi. Sana göre veya sana göre siz onun verdiği enerjiyi paylaştınız... Herkes bir kere ondan küçük onu bir yazalım şimdi baktığında işte nedir y1 büyüktür yani şurada y2 diyeyim ben yok y3 diyeyim ben buna ne olur ne olmaz buna y2 diyeyim hani ayıp olmasın burada her şey 2 olsun y 2'den büyüktür y1 aynı zamanda y3'ten de büyüktür zaten bak enerjinin bir kısmını aktarıyorsun adam bir de kalın yay yani sonuçta genlik iyice küçük olur yani senin y1 olarak y 2'den büyük olman garanti altında Ötekine baktığın zaman adam zaten enerjisinin bir kısmını vermişti. Doğal olarak eksik olacak bu. Ondan da büyük. Ama bunları karşılaştırmak çok doğru değil arkadaşlar. Yani iyi olmaz diyoruz. Yani zaten devlet kitabında da bu karşılaştırmayı yapmıyor. Haberiniz olsun. Yani ne kadarını aktaracaksın ki falan gibisinden sakın ola düşünmeyin lütfen. Yani sadece bu karşılaştırmayı yapın bitsin gitsin. Geldik buna ağır yaydan hafif yaya gelen atma. Bir kere ortam değişmediği sürece hız değişmemişti. E o zaman genişlik de değişmiyordu. Neden? Hani o oluşum süresi aynıydı ya. İletilme süresi, yansıma süresi, oluşum süresi bunlar aynı olduğu için burası x1. Ama baktığınız zaman buraya aktarılan bir enerji var. İkisi de buradan aynı anda çıkış yapıyorlar. Bunun buraya gelmesiyle bunun buraya gelmesi süre olarak hani karşılaştırıldığında aynı süre. Ama bu daha hızlı olduğu için her şeyin başı zaten hız oluyor. V2 büyüktür V1 diyelim. Ne oldu? Burası da L2 oldu. Burası da L1 oldu. L2 daha büyük olacak L1'den bu bir. Tamam. X'lere geldiğimiz zaman X2 demişiz. Ben buna X3 diyeyim arkadaşlar da bunun adı var ya Y2. Evet buna da X2 diyelim. Yani geçiş yaptığımız yerdeki sayıları değiştirmeyelim. O zaman hızlı olan yerde X de tabii ki de büyük olacak. Genliğe baktığımız zaman bu daha da tehlikeli hale geldi. Burada sadece şunu söyleyeyim. Bakın siz kalın yaydan ince yaya enerji gönderiyorsunuz. Adamın bir parça enerjisi burası yay ya sonuçta ince yay ya delirtebilir bunu. Manyak bir genlik yapabilir. Onun için bunu karşılaştırmak çok doğru değil. Ama enerjimin bir kısmını verdim. Buraya da Y3 diyeyim ben tamam mı sana? Yani o zaman ne olacak? Ee, yani Y1... Y3'ten büyük olur diyeceğiz. Geçeceğiz. Bu kadar. Devlet kitabı da bunu yapıyor. Ha burada ne oldu da böyle oldu? Şimdi sen geldiğinde sana göre dandik yay ya. Bunu ve sen böyle hemen attın yani. Böyle bir canını okudun. Onun için burası sana serbest uç etkisi yapıyor. Sen kendinden kalın, daha zor kıpırdayan bir ortamla karşılaştığında da kıpırdatmak, e, kıpırdatmakta zorlandığında da hani sabit uç etkisi yapıyor demiştik. Evet bunlar böyle karşına gelebilir yorum sorusu olarak. Yani zaten konuşacağız. Şimdi atmaların birbiri içerisinden geçişi var. İkisi de baş yukarı şekilde. Bunu düzgün ifade edebilmenin başka yolu yok arkadaşlar. Onun için ben köşeli verdim. Hani şöyle şeylerle çalışamazsınız. Yani bunlar birbirini güçlendirecek sonuçta hızları aynı ortamda olduklarına göre hızı belirleyen sadece ortam olduğuna göre saniyede bir birimmiş ona da lütfen dikkat edin. Şimdi 4 saniye sonra ne olur şu ön noktadan sayayım 1 2 3 4 ben buraya geldim bak burada mavi kesikli çizgi var buna bakıyorum 1 2 3 4 o da buraya geldi böyle oldu. Şimdi etkileşim kısmı yani şu bir kutuluk yer diğer kısımlar aynı olacak tabi. Yani şöyle yapalım bak. Şurası etkileşim kısmı. Ben ona göre şurada aşağıda çalışacağım. Onu şöyle aşağıya indiriyorum tamam mı? Diğer kısımları aynı tutacağım. Bak şimdi geldin. Şurası aynen duruyor şöyle. Burada da aynen duruyor. Bak şöyle yukarıdan kopya çekiyorum düz olan yerler. Şöyle geldi. Şimdi burada ikisinde de birer birimlik genlik var birbirini aynı güçlendiriyorlar. Aynı tarafta ikisi de yukarıya doğru kaldırmaya çalışıyor yayı. O zaman ikisinin toplamını görürsünüz burada bakın. Sanki bir tane atmanın üzerine diğerini eklemişim gibi oldu. Gördünüz mü? Sanki bunun üzerine şöyle hani şunu koymuşum gibi oldu. Bu kadar basit ve salakçadır. Bunlar birbirinin içerisinden geçer ve giderler. Bu sayede de ışık demetlerinin birbiri içerisinden geçişini açıklayabilirsin ya da ışığın birbirini güçlendirmesini açıklayabilirsin. Bak birbirine katkı yaptılar, daha ciddi bir genlik oluşturdular. Şimdi peki birbirini sönümleme nasıl oluyor? Birbirini yok etme. Bu önemli. Çünkü sen daha sonra su dalgalarında girişimde işte gelen bir tane diyelim ki dalga tepesiyle dalga çukurunun bir noktada aralarında aynı ortamda oldukları için hızlar aynı olacak. Bu buraya gelecek. Bu da buraya gelecek. Bir an için birbirlerini yok ettiklerini söyleyeceksin. Bu noktanın asla titreşmediğini söyleyeceksin. İşte ona da düğüm noktası diyeceksin. Daha sonra ama. Bu da poket opa benzedi. Evet. Her şeyi poket benzetiyorum ben. Şöyle yapsam. Böyle miydi lan o? Evet böyle bir şeydi galiba. Bu buradan geliyor. Bu da ters yönden geliyor. Birisi baş yukarı birisi baş aşağı. Ama dikkat edin birbirinin aynısı. Tabii ki de 1, 2, 3, 4 gelirse öteki de 1, 2, 3, 4 gelir. Karşılaştıklarında böyle olur. E, o zaman bak buraya doğru bir var, buraya doğru bir var. Yok eder bir var, bir var. Yok eder var, var. Yok eder. Hepsi birbirini yok eder bunların. E, olmadı. Ne oldu? Sen o zaman böyle çizgi gibi bir dünyada hani e, yani böyle bir an için görüntü böyle olur arkadaşlar. Bir an için sanki yay üzerinde atma yokmuş gibi görünür. Evet sıra geldi su dalgalarına bakalım diğer videoda neler anlatacağız. Şöyle bir genel bir tanıtımı yaptık. Sonra da zaten soruları var biliyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.